İsmail'e göndereceğiz evet, diye. Evet. Bu mesele bir güvenlik sorunu olarak da algılanıyor mu sizin tarafınızdan? Eğer bu tablo devam ederse ileride ciddi bir güvenlik sorunu çıkacaktır. Bu insanlar nasıl geçinecek? Belki bir kısmı yeraltı dünyasının elemanı haline gelecek. Kendi yeraltı dünyalarını kuracaklar, geçimlerini sağlayacaklar, yasa dışı yollara sapacaklar. Ne yapacak bu insanlar? Büyük sıkıntılarla karşı karşıya kalacağız. Zaten büyük kentlerde gettolar oluşturulmuş vaziyette şu anda. Evet. Yani gidin Gaziantep'e, gidin Şanlıurfa'ya, gidin Kilis'e. Ankara'da da yaşandı. Evet, efendim? Ankara'da da bir takım o hadiseler tabii yaşandı. Ankara var, İstanbul var. İstanbul'a gidin, bakın göreceksiniz bunları yani. Bu çok ciddi bir tehlike, çok ciddi bir risk. Aslında kaç kişinin olduğu bile doğru dürüst belli değil. Kaç kişinin girip çıktığı bile doğru dürüst değil, belli değil. Yol geçen hanına dönmüş aslında bakıldığı zaman sınırlar bu halde. Yani devlet hiçbir zaman bu tabloyla karşı karşıya, böyle bir tabloyla karşı karşıya kalmamıştı. Şimdi çok acımasız bir tabloyla karşı karşıyayız ama bunu düzeltmek mümkün. Yani dediğim gibi sağlıklı ve tutarlı bir dış politika izlerseniz bunu yaparsınız. Kararlı olursanız bunu yaparsınız. İyi anlaşmalar yaparsanız bunu sağlarsınız. Suriyelilere Suriye'de güvence verirseniz, Esad yönetimi güvence verir ve bunu sağlarsanız bunu güvenceye kavuşturabilirsiniz. Bütün bunların hepsi yapılabilir. Yani bizim bir sözümüz daha var. Yani biz Süleyman Şah Türbesi'ni de götüreceğiz kendi toprağımıza. Kendi topraklarından Süleyman Şah Türbesi'ni kaçırdılar ya Kerem Bey. Akıl alacak şey değil. Bir de bunu getirdiler. Sanki bir kahramanlık yapmış gibi. Ya kendi toprağından kaçan, korkarak kaçan, bayrağını indiren bir iktidar düşünün. Kaçıyor. Süleyman Şah Türbesi'nde kaçırıyor. Üstelik kaçırdığı şey de terör örgütü. Getirip başka bir yere konuşlandırıyor, bayrak döküyor, bunu da zafer olarak kamuoyuna sunuyor. Yenilgilerin zaferi olmaz ama toplumu öyle sunmaya çalıştılar. Diğer yandan da... Mavi vatanda bir damla, mavi vatandadan bir damlayı bir damla deniz suyunu bile başkasına vermeyiz. Mavi vatandan geri adım yok. Yok efendim, yok efendim. Yani bunların... Bu konuda kararlı olacaksınız. Çünkü uluslararası hukukun size sağladığı imkanlar var. Evet. Siz uluslararası hukukun size sağladığı imkanları sonuna kadar kullanmak zorundasınız. Çünkü haklısınız. Ama haklılığınızı savunamıyorsunuz. Haklılığınızı dillendiremiyorsunuz. Çünkü sizi ciddiye almıyorlar. Ve siz kaybediyorsunuz. Maalesef. Peki bir yandan da Avrupa'nın da bir ikiyüzlülüğünü görüyoruz. Yunanistan'da